Yiğit. Alo, az önce kapandı, kusura bakma. Aa, yo yo, estağfurullah. Yanımda kardeşin vardı biliyor musun Pırıl? Öyle mi? Baya baya karşımda küçük Deniz vardı. Öyle şaşırdım ki görünce. Bizim derginin oradaki kafede karşılaştık. Bir kitap buldum. Üstünde ismi yazıyor. Sonra dedi ki bu masa benim. Kitap da benim. Çekti aldı elimden. Şaşırdım kaldım tabii. Sonra ablam gelecek hatta dedi. Hatta geldi ablam dedi. Biz baktık ama... Göremedik. Benzetti. Benzetti seni. Benzetmiş derken? Nasıl biriydi tam olarak bu benzettiği kişi? Bilmem, ben görmedim ki zaten. Ah, iyi gitmiş. Aferin. İyi ki gitmiş mi? Niye? Beni çağırıyorlar şu anda. Benim hemen gitmem lazım. Dışarı, içeri. Tamam, sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam. Sen keyfine bak, sonra konuşuruz. Görüşürüz. Deno. Az kalsın her şey bitiyordu. Sorma. Neler olmuş neler. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Yo yo, ben bir şey bilmiyorum, sen anlat. Şimdi bu Pırıl'la Yiğit bir araya gelmiş ama Pırıl hiçbir şekilde açık vermemiş. Yani ucuz atlattık. İyi bari. Ya bilmiyorum ya, ben çok geriliyorum. Ne yapacağız böyle, nasıl devam edecek hiç bilmiyorum çok. Al benden de o kadar. Toplantıya gelmeyi düşünüyor musun Deniz'im? Tabii düşünüyorum Neşe Hanım. Güzel. Benim toplantıya gitmem lazım. Tamam Zuzucuğum, tamam. Bana şans dile. Bol şans. Sen demin Yiğit Bey'e Yiğit mi dedin yoksa bana mı öyle geldi? Sürekli saçmalıyorsun. Ne yani? ne? Sana ne? Ne alakası var? Beni köşeye mi sıkıştırmaya çalışıyorsun? Saçmalama. Asla. Yiğit yani. Yiğit Bey. Ekran verdiğine göre kokusu yakında çıkar.